kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eti cin pastası tarifi vermek istiyorum. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle muhteşem ve kolay bir pasta. Keki için gerekli malzemeler 2 adet yumurta. Kullanacağımız fincanlar şu klasik Türk kahvesi fincanlarıyla ölçüm. 2 Türk kahvesi fincanıyla şeker, 3 Türk kahvesi fincanıyla un, 1 fincan yoğurt, 1 fincan da sıvı yağ, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. Ben şöyle ortası çukur bir tart kalıbı kullanacağım. Artık hemen hemen her yerde bulunuyor. Üzerine yapacağımız portakallı sos için ben 1 dolu su bardağı taze sıkılmış portakal suyu kullanacağım. 1 dolu tatlı kaşığı nişasta. Portakalınızın şeker oranına göre, şeker tadına göre şeker ilave edin. Ben 3 yemek kaşığı şeker ilave edeceğim. Ve en son üzerini süslemek için şu tarz kakaolu süslemeye ihtiyacımız var. Eti cine benzemesi için. Şimdi ilk olarak, bu arada belirtmeyi unuttum. Yumurta ve yoğurdumuz oda ısısında olması önemli. Fırınımı da ısıttım 170 dereceye. Şimdi ilk önce kek kalıbımı hazırlamakla başlıyorum. Yumuşak tereyağla yağlıyorum her yerini. Böylelikle kekim yapışmayacak. Ama lütfen eritilmiş olmasın, yoksa yapışır. Her zaman için kek kalıplarınızı yumuşak tereyağıyla yağlayın ve unlayın. Hiçbir kalıp o zaman yapışmaz. Evet, güzelce yağladıktan sonra çok az un serpiyorum. Ve şu şekilde sallıyorum. Her yerine gelmesi için. Fazla unumu döküyorum. Kek kalıbım hazır. Bunu ilk önce hazırlayın arkadaşlar. Çünkü kek harcınızı çırptıktan sonra kekiniz beklemesin. Kabartma tozu işleme geçmesin yani. Şimdi artık kekimizi çırpmaya başlayabiliriz. Yumurta ve şekerimizi koyuyoruz ilk etapta. Her zamanki gibi. Ve bunlar beyazlaşana kadar çırpacağız. Yumurtamız ve şekerimiz rengi açıldı, köpürdü iyicene gördüğünüz gibi. Artık yoğurt ve sıvı yağı ilave ediyorum. Bunları da çok az bir çırpıyorum. Artık unumu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave ediyorum. Dikkatli bir şekilde bunları da çırpıyorum. Homojen bir kıvam aldı mı çırpmayı bırakıyoruz. Çok fazla çırpmaya gerek yok. Kek harcımız hazır artık. Kalıbıma döküyorum. Isıtılmış fırına veriyorum artık. Normal keklere göre hızlı pişecek arkadaşlar. Çünkü ince olduğu için. Isıtılmış fırına veriyorum. Kekimiz pişerken biz de üzerine gelecek olan portakallı jölesini hazırlayalım. 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu tencereme aldım. 3 yemek kaşığı şeker ve 1 dolu tatlı kaşığı nişastamı ekleyip karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğim. Çünkü kekimizin üzerine dökerken ilk sıcaklığı gitmiş olması gerekiyor portakal jölemizin. Koyulaşmaya başladı. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz. Böyle göz göz oldu mu tamamdır. Artık ocaktan alabiliriz. Taze sıkılmış portakal olduğu için rengi bile doğal yani. Evet, artık bunu bir kenara alıyorum. Ara sıra karıştırıyorum. Üzeri kabuk bağlamaması için. Daha sonra kekimiz pişince üzerine dökmeye hazır. Ara sıra sadece karıştırmayı unutmayın. Yoksa üzeri kabuk bağlar. Kekim pişti gördüğünüz gibi. Şimdi dikkatli bir şekilde servis tabağıma ters çevireceğim. Soğumasını beklemiyorum. Biliyorsunuz ben keklerimi sıcak çıkartıyorum kalıptan. Ama nasıl alışkınsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet, çok güzel kızarmış gördüğünüz gibi. Şimdi biraz ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Kekim soğudu. Artık ılık olan
Portakal jölemizi de döküyoruz üzerine. Her yerine yayıyoruz. Ve artık üzerinin süslemesine geldi sıra. Ilık olması bu yüzden önemli arkadaşlar. Yoksa üzerine koyacağımız bu şekerlemeler erir. Hoş bir görüntü olmaz. Evet, pastamın bitmiş hali böyle arkadaşlar. Işıktan dolayı tam net çıkmıyor gibi geldi bana ama umarım renkleri anlaşılır. Bir de şu şekilde göstereyim. Portakal jöleli. Görüntüsü gerçekten eticine benziyor. Hatta daha da lezzetlisi diyebilirim. Sonuçta ev yapımı yumuşacık keki. Ev yapımı jölesi. Nefis yani. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olun. Böylelikle her videomdan haberiniz olmuş olur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.